Esnaf kredi kartı ya da çeklerini ödemediği için bankaların kara listesine girdi. Sicilleri bozulan esnaf kredi alamıyor. Esnafın derdi bununla da bitmiyor. Esnaf şimdi de hastanelerin kara listesindeki yerini aldı. Prim borçlarını geciktiren veya bazı nedenlerden dolayı ödemekte güçlük çeken esnaf hastaneye gittiğinde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Konuyu haber ekibimizle paylaşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, esnafın yaşadığı sıkıntılara değinerek esnafa destek beklediklerini dile getirdi. Kanayan yaralardan biri de bu yani esnaf için. Şimdi normalinde yani ben hiç kimseyi şey görmüyorum. Örneğin bir yeşil kartlı olan kişi gidiyor hiçbir şey yatırmadan devlet hastanesinde istediği gibi istediği yerde muayene oluyor, istediği yerde yatıyor. Ama benim esnafım 2 ay prim borcunu yatırmadığı anda o günü herhangi bir akşam yahut da gündüz çocuğu hastalanıyor, eşi hastalanıyor. Neymiş? Hastaneye varıyor. Senin 2 aylık prim borcunu yatırmadığın için hastane kabul vermiyor. Lütfen bunlar olmaması ve esnafın da belli yerlerde böyle şeylerde yani esnaf ticaret yapıyor. Vergisini veriyor, elektriğini, suyunun parasını ödüyor, yanında kişiler çalıştırıyor, sigortasını yatıyor. Tabii ki zaman süreç içinde ortamda ister istemez zor durumlar yaşadığımız zamanlar oluyor. Bir iki ay prim borcumuzu geciktirmiş olabiliriz ve tabii ki olsa yatırmaz mı yani? Mecbur yatıracak prim borcunu. Hiç kimse bir ertesi günü ertelemez ama o gün için parası yoktur. Bir ay sonra, 2 ay sonra yatırır ve esnafın prim borcunu saymamaları lazım yani. Bunu sayın Başbakanımıza, sayın işte bakanımıza, genel başkanımız ve teşkilat olaraktan bizler de bildirdik. Esnafımızın prim borcu olmasına rağmen belirli sağlık hizmetlerinde mutlaka olmazsa olmazlardan biri şeyi kabul görmesi lazım. Oraya hastasından kendisi hastalanabilir, çocuğu hastalanabilir, ailesi hastalanabilir. Gittiğinde senin prim borcun var, yatırmamışsın, kabul görmüyoruz dediğince biz bunu şey kabul ediyoruz yani esnafa yapılan bir hakaret kabul ediyoruz. Bunu da bir an önce inşallah belirli yazışmalarımız var. Bir an önce kalkması lazım. Hastanedeki çalışan personel ve müdür ve kiler de buna hoşgörüyle davranıp ve kabullerini kabul etmeleri lazım. Ve zaman süreç içinde de zaten bunlar yeni çıkan şeylerde gelecek gibi geliyor bize. Çünkü biz esnaf için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmak için de teşkilat olarak da koltukların bir araç olduğunu biliyoruz. Başımız neyse 81'in birliği de aynı şekilde genel başkanımız da koltuğun bir araç olduğunu biliyor. Biz de koltuğun bir araç olduğunu biliyoruz. Bizden evvel de birileri vardı. Bizden sonra da birileri olacak. Onun için esnafa hizmet vermek için biz elimizden gelen her şeyi yapmak için hazırız efendim.